Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta işçide bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay Şarkı Türkistan'da atılmış vatanperverlik terbiyesi bahsini köpeytti. Xitay Şarkı Türkistan xalqining mingisini yuyish hamda asimilyatsiya qilishdan iborat rezil maqsadga yetish uchun tarix sarayi qatorliq 15 atalmış vatanparvarlik tarbiya bazasiga 4-chi turkumda atalmış avtonom rayon darajalik vatanparvarlik tarbiyasi bazasi deb nom bergan. Shuning bilan Sharq Turkistondagi atalmış vatanparvarlik tarbiyasi bazasi 91 ga yetgan. Tangritog to'rining 13-chi sentabrdagi xabarda bildirilishicha Xitay Sharq Turkiston xalqining Xitay madaniyati ve Xitaylarning tarixi bo'yicha majburiy tarbiyalab, xalqning mingisini yuyish Sharq Turkistonni Xitoylashtirish rezil maqsadida atalmış Xinjiang gazeti tarix sariyi, Qo'njirob tamojnisi Shuibulang jilg'isi vatanparvarlik tarbiyasi bahsi, atalmış Xinjiang ranglik metal ko'rgazmaxonasi, Qashqar instituti idevi siyosiy tarbiya bahsi qatorliq 15 o'rinni atalmış vatanparvarlik tarbiyasi bahsiga o'zgartgan. Bildirilishicha bu yil kirgandan buyon Xitoy atalmış vatanparvarlik tarbiya aslahalarini ko'paytgan bo'lib, qatlam-qatlam qizil bosh temalik foto surat ko'rgazmasi, xattotlik ko'rgazmasi, güzel san'at ko'rgazmasini saray ichiga kirgizib, qizil ko'rgazmani ko'rish to'lqini qo'zg'ashni nishonlab, shu orqali Sharq Turkistonni Xitoylashtirish rezil maqsadiga yetishga urinadi. Xitoy yaqinqi yillarda atalmış Xitoylashtirish planiga asosan bir tarafdan millionlagan Sharq Turkiston xalqini turma va lagerlarga solab yo'qotishga harakat qilsa, yana bir tarafdan jamiyatda qolgan Sharq Turkiston xalqini har xil nomlar bilan Xitoy o'lkalariga surgun qilib yerlashtirmoqda va Sharq Turkiston xalqiga qaratgan mingi yuyish, asimilyatsiya qilish tadbirlarini texnik kuchaytirmoqda. Xitoy tor hujumining nishonini o'zgartdi. Amerika Devlet Bihatarlık İdarası'nın sabık başlıkı, sabık tor komandallık ştabi pensiyaga çıkan Admiral Michael C. Rogers, Xitay tor hücumunun dastlabki muhim nişanı çet eldeki akli mülük hukukunu uğurlaş idi. Ama hazır Xitay muhim nişanını iz kaldırma yalgan teşvikatını kengeytişke özgertti degen. Bildirilishicha Rogers 2014 yildan 2018 yilgacha Obama ve Trump hükümeti mezgilde Devlet Müdafiye Ministerligi qaramaqidagi Devlet Bihatarlık İdarasining başlığı bo'lgan. Rogers 9 sentabr Washingtondagi Aql Ambri Miras Fondi jamiyatidagi yig'inda tor hujumi sohasida Rossiya, Shimoliy Koreya ve Amerikaning asosliq tor bo'shliqidagi raqiblarining alohidligini selektirish orqali tor jasusluq strategiyasining o'zgarganligini tasvirlab bergan. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe Rogers tor hücumu hakkında toxtulup, tor faaliyetinin özgürüşünü körüp yetken dastlabki kademde Xitay tor faaliyeti an-anevi casusluk faaliyetinin muhim noktasını kengeytişke qarab terakki kıldı. Xitayning tor hareketi asaslıqı bilim mülük hukukunu uğurlaş maqsadı payda bolgan idi. Şu sebeplik Xitay Amerika ve Garip bilen bolgan rekabette keng dairede strategilik evzellikke erişti degen. Amerika Torbi Xatarlık Şirketi Huyen 9 sentabr elan kılığan dokulatı körüstüşe 2019 yıldan başlap Xitay'nın cemaat pikiri yönelişini özgertiş məxtide Tordi tarqatkan yalgan uçurlarını kollaydıgan köpxil tildeki təşviqatı kengayıp 30 neçi ictimai alaqı süpisi hem de 10 neçi torbeketki kengaygan. Bildirilişçe Xitay'nın növetteki Tordiki təşviqat faaliyetinin məxtide virusının kilip çıkışı doğrusudiki talaş tartışının muşim noktasını Amerika'nın üstüge yötkeş Hong Kong demokratik namayiş hareketini inovasiz qilish ve Xitoydagi o'qituvchilarni tanqid qilishni o'z ichiga oldi-kan. Undan boshqa Xitoyni qo'llaydigan bir qism ijtimoiy taratqo hisobotlari mo kishilarni Amerikadagi namoyishga qatnashishga safarbar qilishga urinigan. BTT kishilik huquq komissari Sharq Turkistonga kirib tekshirish xizmatining mag'lub bo'lganligidan ichinganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari özünün Şarkı Türkistan'a kirip tekşürüş üçün kılgan tirişçallıqının muvaffaqiyetlik bolmağallıqının qattıq ichinganlıqını bildirdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet 13. sentabr Cenevada ötküzülgen BDT Kişilik Hukuk Kengişinin küzbesirlik yığında söz kılıp Xitayning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan dafsandichilik qilmishlarini rayonga kirib tekshirish uchun ko'rsatgan tirishchanligi haqidagi ilgirlashlarni doklad qilolmaganligimizdan to'limi afsuslanaman.
İşxanam ahire Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuku iğir dâhli daruz kılış cinayeti hakkıda erişken ahirki malumatlarını pat yakında bahalaşını tamamlap ammağı aşkarlaydı, dedi. Bildirilişçe BDT kişilik hukuk Ali Komissari Bacilit ilgiri birkaç qetim Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan depsendikilik ve bastırışlar hakkıda rayonga kirip tekşürüş üçün tirişallık körüsü vatkallıqını bu mesele hakkıda Xitay dairleri bilen ciddi alaq kılıvatkallıqını oturgu koygan. Ama 13. sentabr onun bildirişçe BDT emeldarlarının Şarkı Türkistan'a kirip rayondaki kişilik hukuk vaziyet ahvalını tekşürüşke urunuş hizmeti muvaffakiyetlik bulmagan. Şundakta mı BDT işhanesi Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyetini bahalaş dokulatını tayarlamaktayken. BDT emeldarlarının körüstüşçe işençilik dokulatlarına karganda milyonluğun Uyghurlar ceza lagırlarda herhal depsendikliklerge kıyın kıstaklarga ve mecburi emgekki silinmakta bulup, Xitay dairleri bolsa bu cinayi kılmışlarını izgil ret kılıp gelmekte. Trump'nın Xitay ve Rusya hakkıdaki sözleri gulgulu kozgıdı. Amerika'nın sabık prezidenti Donald Trump'nın kişinin dikkatini tartıdığan sözleri Amerika'nın kün tertibinde yer aldı. Hürriyet Doğru'nun 14. sentabrdaki haberde bildirilişçe Trump, Biden'nın Amerika askerlerini Afganistan'dan çekindirip, devletini zor xatarga duçar kılganlıqını oturgu koydu ve Rusya bilen Xitay'nın rayonda kalgan boşluğunu toldurganlıqını tilge elip, Xitay ve Rusya'nın Amerika askerleri kaldırıp getken koral yaraklardan paydalanıp durup, yeni korallarını oturgu çıkırdıqanlıqını ilgiri sürdü. Donald Trump bir söhbet programması da Prezident Biden'nin Afganistan'dan çekiniş kararı bilen bir tarafdan düşmenge yerden bergen bolsa, yeni bir tarafdan devletini zor xatarga duçar kılganlıqını oturgu koydu. Amerika'nın çekinişi bilen Xitay ve Rusya'nın bu rayonda kalganlıqını tilge alğan Trump, iki devletinin Afganistan'da kalgan Amerika herbi əslahalarını özgertidiganlıqı haqqıda agahlandırdı. Trump sözü diyene, ''Mən sizge keskin halda şundaq deyimən ki, hazır Xitay bilen Rusya allıburun tik uçarlarımızını elip boldı ve onlarını parçalap, onlarının kandaq yasalganlıqı karavatıdı. Onlar bu işte hazırgı kadar dünyadaki en münevverlerdir. Ular bizden korallarımızga okşaş yasaş üçün ularını parç parça çoğuv atıdı. Bu numussızlık doğru, dedi. Kündülük poşti gezinin haberine karganda Amerika 2001 yılı uruş başlangandan bu yan Afganistan bihatarlı kısımlarını tahminen 83 milyar dolar kıymetindeki koral yarak ve meşk üskünler bilen temelligen. Xitay Uyghur mahallelerine vayran kılıç cinayetine türlük namlar bilen perdazlamakta. Xitay Şarkı Türkistan'daki uzun tarihka ve yukur milli hazıqı ege Uyghur mahallelerine çıkıp yoktuş cinayetine halihnin rayı, şehirini güzelleştiriş digendek namlar bilen perdazlaşka urunmaqta. Tanrıta Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay dairleri Uyghur milli uslubuda bina kılıngan uzak tarihka ege yeken Kona şehrine atalmış cemiyetinin terakki kılışıga ergişip, Kona şehirde kişiler bargan sürü köplüşüp, koçuları bargan sürü tarlaştı. Ahletler şamalda uçup yürüdüğen kepelik rayonga ayınıp kaldı degen bahanları bilen pütülle çıkıp özgertilgen. Məlum bilişçe yeken Kona şehir rayonu 5116 kvadrat kilometre kildiğen bulup 48669 aile ve 219000 ahale bar iken. Xitay atanmış xalıq rayı kuruluşu degen nam bilen 2018 yılı 4. aydın tartıp yeken Kona şehirdeki kuyuk Uyghur milli uslubuda silingan kuruluşlarına çıkıp özgertişke başlayan bulup bu yıl 9. ayda çıkıp özgertiş planı pütülle tamamlangan. Xitay ahbarat vasiteleri yeni kuruluşlarda əsli haletinden saklap kılıngallıqını. Yeterlik tölen belirgelikine, halihnin talışıga hürmet kılgallıqını küçep teşvik kılgan. Küzetküçüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da pütülle Xitaylaştırıştın ibaret rezil planı boyunca, Şarkı Türkistan halkıge irki kırgınçıla yürgüzüştün başka, Uyghur milli uslubuda silingan kuruluşlarını, Uyghur mahallelerini türlük bahanları bilen yoktuşka hareket kılıvat kallıqını. Yakenge okşaj nahiye şehirlerde kuyuk Uyghur medeniyet pırkığa ige kadimi kuruluşlarının köp ikerlikini, şuna Xitay'nın mezkür planını bu caylarda merkezlik icra kılgallıqını bildirişmekte. Xitay baş elçisi parlament binasından çekilendi. Angliya bilen Xitay otursudaki diplomatik sürkülüşte yine davalğuş körülgen bulup, Angliya parlamenti Xitay'nın Angliya'da turuşluk baş elçisinin parlament binasına kirişini çekilgen. BBC'nin bu haqtaki haberde bildirilişçe, Xitay'nın yeniden vazifeye oturgan Angliya'da turuşluk baş elçisi Jing Ziguang, esli bugün Angliya Tövən Palatası'da ütküzülmekçi bolgan bir yığınga katlaşmakçı bolgan. Ama köplügen parlament azalarının karşılık bildirişi neticesi de, Tövən Palata reisi Lindsay Hoyle
ve Yukarı Palata Reisi John McPhail ayrım-ayrım karar çıkarıp, Xitay baş elçisinin parlament binasına kirişini çekilgen. Onlar Xitay rejimi Angliyanın bir türkün parlament azalarına karatkan cezasını emelden kaldırmakça, Xitay baş elçisinin parlament binasında karşı ilim aydınlığını bildirgen. Aldınkı hepte Angliya parlament azaları Xitay baş elçisinin parlament binasında ötküzülmekçi bolgan yığınga katnışış planından haber tapkandan kiyin, Yukarı Tümen parlamentin reislerine mektup yazıp, Xitay baş elçisiga ruxsat bermaslikni talab qilgan. Ular maktubida Xitoyning 5 parlament a'zosiga jazo yurgizganligining amaliyotda Angliya parlamenti va barlik parlament a'zolariga jazo yurgizganlik bilan o'xshash ekanligini bildirishgan. Xitoy bosh elchixonasini parlament binosidan cheklash qarori chiqarilgandan keyin bir qism parlament a'zolari Twitter hisobida bu qarorni qarshi oldiganligini bildirishgan. Shundaqla agar Xitoy rejimi jazo yurgizish vositasi orqali parlament a'zolarining og'zini yumdirmoqchi bo'lsa, chuqur buning bedelini to'laydiganligini ta'kidlashgan. Xitoy bosh elchixonasi bo'lsa darhol inkas qaytarib, mazkur qarorning ikkala tarafning manfaatiga ziyon yetkazganligini bildirgan. Shundaqla Angliya parlamentining bu harakatini pastkashlik, yaramaslik deb jar solgan. Xitoy bu yil 3-chi oyda Xitoyga qor chapladi, yolg'on uchur tarqatdi degan bahona bilan Angliyaning 5 parlament a'zosiga jazo yurgizganligini e'lon qilgan bo'lib, mazkur parlament a'zolarining Xitoyga kirishining Xitoy fuqarolari va shirkat korxonalari bilan savdo qilishining cheklanganligini, shundaqla ularning Xitoydagi mol-mulkining to'xtatilganligini bildirgan edi. Ayni vaqtda Xitoyning bu harakati Angliya hukumatining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga chetishlik Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishidan o'ch ilish uchun deb qaralgan edi. Yana bir Xitoy tadqiqotchining Uyg'urlarga chetishlik ilmiy maqolasini o'chirish talab qilindi. Avstraliyadagi bir universitet bugun Wiley Tor kutubxonasidan bir Xitoy tadqiqotchining Uyg'urlarning chiroyini farqlandirish texnikasiga aloqador ilmiy maqolasini o'chirishni talab qilgan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Avstraliyadagi Curtin universiteti o'zining sobiq o'qituvchisi Liu Wenchuan va boshqa birlashma avtorlar 2018-yilda e'lon qilgan chiroy tunish texnikasiga aloqador tadqiqot maqolasining Uyg'urlarning biologik uchurlarini ruxsatsiz ishlatish asosida yozilganligi sababli Wiley Tor kutubxonasidan mazkur ilmiy maqolani o'chirishni talab qilgan. Liu Wenchuan va qo'shimcha avtorlar Dalian Millatlar universitetiga Uyg'ur, Tibet va Koreya millatlaridan bo'lgan yuzlagan o'quvchining yuz suratining sonliq ma'lumotini to'plagan bo'lib, bular o'zlarining tadqiqot obyekti qilinganligidan xabarsiz ekan. Xitoy rejimi xarajat bilan ta'minlagan mazkur tadqiqotda tamojna tekshirish va ommaviy bexatarlikda qo'llanishchanligi zo'r deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Liu Wenchuan Avstraliyadagi Curtin universitetida 20 yilga yaqin ishlagan bo'lib, bu yil 5-chi oyda Xitoydagi Sunzhongshan universitetiga yetkilib ketgan. Navbatda Xitoy tadqiqotchi Liu Wenchuan va Wiley Tor kutubxonasining hech qaysi bu vaqtda ifoda bildirmagan. Bir necha hafta ilgari dunyoga danliq ilmiy jurnalistin xalqaro qonuniy meditsina jurnali bilan İnsan RCT jurnalımı işki Xitay tədqiqatçının Uyğurlarının DNA əvrişkisini işiltiş asasıda elan kılgan işki tədqiqat makalesini üçürvetkirlikini elan kılgan idi. Xitay rejiminin Uyğurlarının biologiyelik məlumatlarını məcburi toplişi və bu məlumatlarını çirək tunuş, nüfus çekiləş qatala cinayetlerge işiltişi yıqınqı məzgillərdə xalqıranın dıqtını qozğumaqda. Tayvan vakalet xanısının isim məsələsi Xitayını qaytı bir aram kıldı. Yakında bir kısım taratqular Tayvan dairelerinin Amerika'daki vakalatxanasının namını Taybey İqtisad ve Medeniyet Vakalatxanasından Tayvan Vakalatxanasına özgertişke ruxsat qilinishi mumkinligini xabar qilgan bo'lib, Xitoyni qattiq bi'aram qilgan. BBC'nin bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Angliya pul muomili vaqt kezdi 10 sentabrdagi xabarda Amerikaning Taybey İqtisad ve Medeniyet Vakalatxanasının namını Tayvan Vakalatxanasına özgertişni o'ylashayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Amerika ve Tayvan hükümeti mezkur haber hakkında bevasitə cevap qaytırmagan. Mezkur haber Xitay tarafını qattiq bi'aram qilgan bo'lib, Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian 13 sentabr bu vaqtda ifoda bildirib, Xitayning Tayvan haqidagi mezkur xabarga qarata Amerikaga norozilik bildirganligini aytgan. Shundaqla Amerikadan Tayvan bilan bo'lgan har qanday shakldagi rasmiy munosabatni to'xtatishni, Tayvan mustaqilchi kuchlarga xato signal bermaslikini talab qilgan. Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyongmi 14 sentabr Twitterda Xitay Amerikaning Taybey iqtisod va madaniyat vakolatxonasining nomini o'zgartirishni o'ylashayotganligi to'g'risidagi xabarlarning borligiga diqqat qilmoqda degan. Xitay yer shari vaqt kezdimi bosh betida obzor maqolasi e'lon qilib, agar ism o'zgartirish amalga oshsa, Amerika bilan Tayvan Xitayning qizil chiziqidan halqib ketib, Xitayning bo'lg'unchilikka qarshi turish qonuniga xiloflik qilgan bo'ladi.
Bu vaqtda Xitoy Tayvanga harbiy yurish qildi hamda iqtisodiy jazo yurgizdi deb tahdid qilgan. Tayvan bu yil 7-oyda Litvaniya poytaxti Vilniusda vakolatxona quradiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu Xitoy bilan rasmiy diplomatik munosabati bor bir davlatda Tayvan nomi ishlatilib qurilgan tunji vakolatxona bo'lib qolgan edi. Xitoy buningga norozilik bildirib, Litvaniyada turishliq bosh elchisini qaytirib ketgan edi. Shundaqla Litvaniya mo Xitoyning talabiga asosan Xitoyda turishliq bosh elchisini qaytirib ketgan edi. Angliya, Amerika va Avstraliya Xitoyga qarshi bexatarlik kelishimi hosil qildi. Angliya bosh vaziri Boris Jonson, Amerika prezidenti Joe Biden va Avstraliya bosh ministri Scott Morrison AUKUS nomliq yangi bexatarlik hamkorlik munosabati o'rnatganligini e'lon qildi. Amerika ovozining 16-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, bayonotda Amerika bilan Angliyaning Avstraliya xon jamiyati dengiz armiyasining yadro energetik suv osti paroxotiga ega bo'lishini qo'llaydiganligi o'tirg'i qo'yilgan va Avstraliya egidorchiligidagi yadro energetik suv osti paroxotining Hindiy-Tinch okeanining muqimligini qo'g'dashga hissa qo'shadiganligi va bu davlatlarning o'rta qimmat qarshi va manfaatini qo'g'dashga ishiltilganligi ta'kidlangan. Mudofaa kelishimi yana to'r bo'shliqidagi iqtidor, sun'iy idrok va qo'shimcha suv osti paroxoti iqtidori qatorliklarini ham o'z ichiga olgan. Birlashma bayonotda Hindiy-Tinch okean hal qilinmagan zamin talash tortishi, terrorlik tahdidi va tashkillik jinoyat qatorlik yashirin nuqtalar bor rayon deb tasvirlangan. Angliya bosh vaziri Jonson bu masala to'g'risida to'xtalib, kelishimning u tabiiy ittifoqdosh deb qaragan 3 davlatni ilgirikiga qaraganda texnik yaqinlashtirganligini bayon qilib, bu hamkorlik bizning manfaatimizni qo'g'dash va huquqimizni qo'g'dash uchun texnik muhim bo'ladi degan. Navbatda mazkur 3 davlat bu kelishimni Xitoyning Hindiy-Tinch okean rayonidagi kunsir kuchayotgan harbiy mavjudligiga va tajovuzchilik harakatlariga qarshi o'z manfaatlarini qo'g'dashda intayin muhim deb qaramoqda. Kelishim sababidan Avstraliyaning Fransiya bilan suv osti paroxoti sotib olish kelishimini bekor qilish masalasi ham kun tartibiga keldi. Avstraliya taratqularidagi xabarlarda 2016-yili imzolangan 50 milliard Avstraliya dollari qimmatidagi 12 suv osti paroxoti yasash belgilangan kelishimning amaldan qoldirilganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning kunsiri kuchayotgan ta'siriga qarshi Angliyaga oid HMS Xanish Elizabeth aviyamatkisi Oldin qayapti Hindiy-Tinch okean rayoniga o'rinlashtirilgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerika, Angliya va Avstraliya rayon tinchligi va muqimligiga ziyon yetkazdi. Avstraliyaning yadro suv osti paroxoti texnikasiga ega bo'lishi xalqaro yadrosizlashtirish tirishchanligiga ziyon yetkazdi. Rayonlik ittifoq va mexanizm 3-chi davlatni nishon qilmasligi kerak deb bildirilgan. Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian bo'lsa, biz haqiqatan orqamizdan pichoq yedik. Biz Avstraliya bilan ishonch asosida munosabat o'rnatgan edik. Bu ishonchga xiyonat qilindi degan ifodani ishlatgan. Bulardan sirt 5 burjaklik binoda ziyorati bo'lgan Avstraliya davlat mudofaa ministri Peter Dutton har qaysi taraflarning o'rtaq andisini ifodalagan. U Amerika davlat mudofaa ministri Austin bilan ko'rishganda Hindiy-Tinch okean rayonining vaziyati kunsiri o'zgarmoqda. Faqat besh ko'z ittifoqi mexanizmi qatorliq hamkorlikni davomlashtirgandalar bexatarlikka kafolatlik qilgani bo'ladi degan. Chorshanba o'tkazilgan qarallik muxbirlarini kutib olish yig'inida muxbirlar Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Kerbiydan Amerika Avstraliya mudofaa munosabatining kuchayishi va taraqqiy qilishi Xitoyning hujum xarakterlik harakati sababli bo'lganmi deb so'ragan. Kerbi javobida shubhasizki biz Xitoyning Hindiy-Tinch okean rayonidagi hujum xarakterlik harakatini ko'ryapmiz. Bu Amerikada emas, balki butkul xalqaro jamiyat harakatini markazlashtirib, tadbir qo'llanib, Hindiy-Tinch okean rayonining erkin va ochiq bo'lishiga kafolatlik qilish uchun harakat qiladi degan. Yevropa ittifoqi majburiy emgak mahsulotlarini cheklash qaroriga keldi. Yevropa ittifoqi majburiy emgakka chetishliq mahsulotlarining Yevropa ittifoqi davlatlarida sotilishini cheklash qaroriga kelgan bo'lib, buning ichida Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlari ham bor ekan. Fransiya xalqaro radiosining 15-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen Yevropa parlamentida ichilgan Yevropa ittifoqining yillik yig'inda qilgan dokladida butun dunyoda 25 million odam tahdid ostida majburiy emgakka silinmoqda. Biz ularning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarining Yevropada sotilishiga yo'l qo'ymaymiz. Shunga biz majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning bozorimizga kirishini cheklashni tashabbus qilamiz degan.
o sözünün axırında insan haklarını her qandaq bahada satqılı bolmaydı degenni ta'kidlagan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, gerçi Von Deleyin sözüde hiç kanda devletini tılığa almayan bolsa mı, Xitay'daki Uyghur mecburi emgekini közde tuttu deyip karılgan. Avrupa parametrinin bir kısım azalarımı onun bu kararına karşı aldığalığını bildirgen. Avrupa Komiteti reisi yine Avrupa İttifakı'nın Hindi-Tinç Okyan rayonu meselesine tıxımı köp katnışını ve aktivlik bilen rayondaki meblağ siliş istiratiyasını kayta oylanışını ümit kıldığalığını bildirgen. Köplügen mütexessisler ve amevi teşkilatların nurgun zavodlarının bulunma tokumuculuk zavodlarının Şerqi Türkistan'a cöleşkallıkını, devlet halkıgan şirketlerini mal bilen temellerikallıkını küçülük deliller bilen ispatla çıkan. Növette Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki Uyghurlarını ken külemde mecburi emgekke siliş cinayeti köplügen devletlerinin izcil ayıplişige duç gelmekte. Xitay rejimi bolsa cinayetine yuşuruşka urunup, ceza lagiri ve mecburi emgek orullarını atanmış kesbi terbileş merkezi, işince emgek küçünü işka orulaştırış degen namlar bilen perdazlamaqta. Xitay Şerqi Türkistan'daki bastırışını küçeytişte rezil usullarını tepip çıktı. Xitay Şerqi Türkistan'da atılmış iqrar qilish, cinayetini tunuş, ayıplash ve aqlash məsləhət uyu qurup, bastırış ve kontrol qilish terror siyasetini tıxımı önümlük icra qilishqa yol açqan. Xitay xəbər torunun 15-ci sentabrdiki xəbərdə bildirilishçə, Xitay Şerqi Türkistan'ın Qarmay şəhəri Mayta rayonda atılmış iqrar qilish, cinayetini tunuş, ayıplash ve aqlash məsləhət uyunu tuncu bulup təsis qilgan. Mezkur orunu təsis qilishqa Xitayının atılmış xalq təftiş məhkəməsi başlamçılıq qilgan. Xitay mezkur alahida orunu alahida tərbiyələş, çirikliknin aldın eliş, dilolarını kamera aldıda bir taraf kılış digen söz ibaretler bilen perdazlaşka urungan. Halbuki Mayta rayonluğu teftiş mehkemesi mesulunun ayıpleş, paşkılış ve meslehet soray söhbidige birli vaxta avazlıq ve sillik sistemlaşkan kurulma ornatildi. Bu arkalık cinayet gümandarının, cevapkarlarının ikrar kılış pozisiyasının kayta özgürlüşünün önümlük aldın elipli kalmay, cevapkarının cinayetini ikrar kılış ve cazanı kubul kılışının mukumluğa kapalat kılgılı buludu digen. Bayanları yeni yolga koyulgan mezkur oranın asli mahiyetini körsüp bergen. Bildirilişçe, atılmış xalq teftiş mehkemesi birleşme yığın çakırıp, kanunlaştırılgan mezkur terror siyasetini her kaysi katlamlarda teşvik kılıp, emeli hemkarlık mekanizmi ornatış kerehlikini tekitligen. Küzetküçüler Xitay rejiminin yığınkı netçil mabeynide xalq arasıda özlere paşkılış, özünü məlum kılış, cinayetini tunuş herkitini kanat yedirgalıqını, şu arkalık ken külemli tutkunga meydan hazırlıqalıqını. Bu ıqtım Xitay teftiş mehkemesinin başlamçılıkıda atılmış, iqrar kılış, cinayetini tunuş, ayıplash ve aqlaş məsləhət uyunu kuruş arqılıq, Şerqi Türkistan'daki terror siyasetini kanunlaştırış ve tıxımı kolaylaştırış məqsidine yetmekçi bolğalıqı. Bu arqılıq Şerqi Türkistan'daki bastırış ve kontrolünü kayta küçeytişke urunuvatqalıqı bildirişmekte. Şerqi Türkistan'da Xitay til yazıqını umumlaştırış faaliyetleri köpeytilmekte. Xitay rejimi Şərq Türkistan xalqını xitaylaştırış planını devamlı küçəb icra qılıvatqan bulub, yıqında yana atılmış ortaq tilini umumlaştırış təşviqat həbdiliki faaliyetini Şərq Türkistan'ın hər qaysi caylardaki məktəblərdə arqa-arqadın yolu qoyğan. Xitayının təşviqat orqını Tanrıtaq doğrunu xəbər qilişçə Şərq Türkistan'daki maarif sistemisi atılmış 24-cü növətlik məmləkət böyücə Xitay ortaq tilini umumlaştırış təşviqat həbdiliki faaliyetinin bir tutaş orullaştırışıga asasen otur başlangıç mektep okutkucularının üç xil yeziş koralıdı xat yeziş, Xitay ortak tildi sözleş masabıqsi, kiçikler çoğunlarını yetekleb birlikte Xitay ortak tildi sözleş, Xitay ortak tildi təqlidi sınıqı ve avazlıq yetekçilik kılış qatarlıq köp xil tor ve tor sırtıdaki faaliyetlerini ötküzüşü arqılıq təşviqatını küçü etişki buyurulgan. Bunundan başqa her qaysi ali mekteplerdeki okutkucu okuqucularının Xitay ortak tili yeziqi kanununu ögünüşü, til yiziqni qilibləşdirish tərbiyəsini küçəytişi, leksiya, münazirə, drama, etüd qatarlıq köp xil şəkillər arqalıq oququcularını Xitay ortaq tilini işiltişki təşviq qilishi kerakligi bildirilgan. Xəbərdə məzkur fəaliyyətin misalı sübutida 13-cü sentyabr Ürüm şəhərlik 36-cı otur məktəbdə oququcular Xitayca şeir, nəzmə, naqşı oquş fəaliyyəti ötküzgənligi yaqınqı illərdən buyan bu məktəbnin şiçü teatri, xəttatlıq Xitay klassik əsərlərini diklimasiya qilish qatarlıq Xitay mədəniyyətiga alaqadar fəaliyyətlərini köpləb yolu qoyğanlığı qeyd qılınğan. Bundan başqa xəbərdə etilişçə Qashqar Universitetimi bütün məktəbdəki oqutquçı oququcularga atılmış Xitay dildə sözləş, qılıblaşdırılğan xət yeziş təşəbbüsnaməsi oturğa çıxırıb, oqutquçı oququcularını oqutuş xizməti, ögünüş və turmuşda Xitay til yeziqini işiltişki məcburluğan. Küzetkücüler Xitay'nın Uyghurlarının barlıq hukuklarına ve erkenlikine kapalıtlı kılgallıqını dava kılıp,
Atalmış aqtaşlıq kitaplarını tarqıtıp, xalqara cemiyetini aldaşqa urunuş bilemirge, Şarkı Türkistan xalqının öz tel yizikini işiltişini çekilip, Xtay tel yizikini işiltişki mecburlu qallıqını, hatta mektep işçi de uyğurcu sözlügen uququcularını cazalı qallıqını büldürüşmekte. Avustralya Xtay bilen uruş qılış ihtimallıqı barlıqını büldürdü. Avustralya, Angliya ve Amerika otursuzda tüzülgen AUKUS gelişim namesi Xtay bilen bulgan münasibetli bösüş hasılı kılışkı sebep oldu. Xtay bu rayondaki özgürlüklerini bir vasıta özüge tehdit deb izahlaş bilen bir vaqtta keskin bayanatlarını ilan kıldı. Avustralya hükümeti bu bayanatlarga derhal inkas kaydırdı. Avustralya taratkularının haberine göre küçülük bayanlarda bulgan Xtay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Jaulijan, AUKUS gelişiminin rayonga en çok tehdit payda kıldığını bildirip, Amerika ve Angliya'nın gelişim bilen Avustralya'nın yadro teknikisini kollayışı çok mesuliyetsizlik de bildirilgan bolsa, Xitay'nın Washington'daki baş elçixanasının bayanatı da 3. devletin menfaatini nişan kılgan çetki kıkış ittifakı kurulması gerek. Bulup mu 3 devlet soğuk münasibetler urushi devredeki ruhi halet ve ideologiyeden kutulışı gerek degen bayanlar tilga elindi. Bugün Avustralya Devlet Müdafiye Ministeri Peter Dutton Avustralya'ya kemdigende 8 yadro su asli parakoti ve başka ilgar herbi texniki atakılıdığan yeni ihtipakının rayonga tınıçlık ornatış üçün kurulgallıqını ilan kıldı. Ve kilişim sebeplik Fransiyadın keçürüm sormaydıgallıqını bildirip, bu kilişimden bir aram buludugallar əsildi Xtay buluşu gerek dedi. Peter Dutton yana Xtay bilen uruş kılış mümkinçilikini yok çıkargılı bolmaydıgallıqını uçuk agahlandırıp, Xtay bilen uruşunun mümkinlikini ve devletinin bununla tayarlı kılışı gereklikini tekitledi. Kaderli körmelerimiz şuna kılıp bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeli işinlerden günlük buluşuğa tilektaşlık bildiriş bilen etki gündülük haberlerimizi görüşkişe aman bulgaçlar. Şuna kılıp ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.